Anadolu Hayat Emeklilik, Hayat Deyince'yi sunar. İnsan Kovanı'nda yeni bir Hayat Deyince'ye hoş geldiniz. Bu haftaki öykümüz Adana Garı'nda başlıyor. 90-100 yıl önce yaklaşık. Gece yarısına doğru son tren Adana Garı'nda perona giriyor. O yıllarda buharlı trenler var. Son vagondan yorgun argın seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey iniyor. Hüseyin Avni Bey yine her günkü gibi sabah erkenden trenle yola çıkmış. Bütün Adana'nın ilçelerinin mektuplarını dağıtmış. Yorgun argın gece yarısı evine gelmiştir. Fakat Hüseyin Avni Bey o posta vagonunun merdivenlerinden perona baktığında sinirleniyor. Çünkü peronda bir çocuk. Adanalı bir çocuk. Gözünüzde canlandırsanıza, bir posta memurunun oğlu, kafası kazınmış böyle sıfır numara, çok güleç yüzlü bir çocuk öyle perondan babasına bakıyor, gülüyor. Hüseyin Avni Bey hiç memnun değil. Oğlum nedir bu, devamlı beni karşılamaya geliyorsun? Oğlum, her gece. Niye çalışmıyorsun, niye uyumadın? Ne olacak bu çocuk? Çok seviyor babasını, her çocuk gibi. Ve babasını o Adana Garı'nda karşılamaktan çok çok memnun o çocuk. Ha, o çocuk hakkında edebiyatımızda çok güzel bir roman yazılmıştır. Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı. Çocuğun adı Mustafa İnan. Bu ülkenin Cumhuriyet tarihinin en büyük, en aydın, en entelektüel insanlarından. Bu toprakların gerçek kahramanlarından. Hep şunu söylüyorum ya, bu ülkenin kahramanları Kurtlar Vadisi'nden değil, Kitap Kurtları Vadisi'nden çıkar. Mustafa İnan onlardan biridir. Adana Garı'ndaki o çocuk. Peki öykünün devamı nedir? Ben Onlar Hep Oradaydı adlı kitabımda Mustafa İnan'dan ve eşinden söz ettim. Tek kişilik sahne oyunlarımdan da sürekli olarak bahsettim Mustafa İnan'dan. Radyo programlarımda hep onu anlattım. Bu programda da Hayat Deyince de Mustafa İnan'ı anlatacağız ama ben değil. Onun oğlu anlatacak sizlere. Sevgili Hüseyin İnan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buyurun efendim. Beni kırmadınız. Estağfurullah. Kabul ettiniz. Programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bu romanla başladım ki ondan önce de tanıyordum. Çünkü benim abim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudu ve Profesör Vural Ciğemir'in öğrencisiydi. Vural Ciğemir'den ben dinliyordum Mustafa İnan'ı. Ne denli bir deha, büyük bir insan olduğunu. Sonra Oğuz Atay'ın bu güzel romanı çıktı. Sonra ben sürekli olarak araştırdım, babanızın arkadaşlarını buldum, onlardan hatıralar topladım. Sürekli olarak yazdım, anlattım televizyon, radyo programlarında Mustafa İnan'ı ne kadar anlatsam az. Ve size ulaştım, kırmadınız, geldiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Peki, Adana'dan başladık biz. Hüseyin Avni Bey ve Rabia Hanım'ın oğulları nasıl bir çocukluk yaşadı Mustafa İnan? O zamanın şartlarına uygun olarak korkunç kısıtlı imkanlarla gayet basit bir çocukluk. Ailenin doğan erkek çocuklarının çoğu ölmüş. Evet. Ve üzerine titreniyor. Hatta kulağına küpe takmışlar değil mi? Azrail evet. Kız sansın diye. Zannediliyor ki Azrail onu görmeyecek kız olduğu için. Fakat küpenin bir yerde faydası olmuş deniyor. Evet. O da şöyle, 4 yaşına gelince damdan düşüyor. O zaman eyvah. Adana çok sıcak, bilenler bilir, orada damdarda yatılıyor. Evet. Gözü hastalanmış babamın, bir ilaç sürmüş annesi, gözünde bağlamış o ilaç etki yapsın diye. Ve damda yatıyorlar. Damda yatıyorlar. Sabahleyin babaannem kalkıyor erkenden ev işlerine, babam onun yatağında yatıyor yukarıda. Derken kalkıyor annesini bulamayınca.
Gözü de kapalı. Gözü de kapalı, bağlı. O farkında bile değil gözün kapalı olduğunu. Orada el yordamıyla gitmeye çalışırken damdan aşağıya, kenarında korkuluk yok, düşüyor. O esnada da babaannem aşağı katta mutfakta ve böyle bir şeyin düştüğünü görüyor. Ondan sonra dışarıya koşuluyor falan filan, yerde kanlar içinde yatıyor. Ondan sonra tabii korkunç bir şey, şok. Feryat figan. Onca çocuk, şey etmiş, erkek çocuklar ölmüş, bu işte kalmış, nasıl olur işte falan. Ondan sonra neyse işte sarıp sarmalanıyor şeyleri, yaraları götürüyorlar bir yerlere. Ama baygın yatıyor evde. Babaannemin en büyük endişelerinden bir tanesi akşam Hüseyin Avni Bey gelince ne diyeceğiz? Bir de o var. Bir çocuğa falan, sahip olamadınız. Falan tabii böyle şey. Velhasıl o küpe orada faydasını gösteriyor. O şeyi atlatıyor ama her zaman da bir sağlığında hafif bir şey kalıyor. Yani kolaylıkla burnu kanıyor. İşte hocaları çok onu şey etmesinler diye habire babaannem gidiyor. O zaman çünkü meşhur falakadan geçiriyorlar sınıfı. Birisi bile bir şey yapsa hepsi. Bu çocuk. Bu çocuk öğretmen diyor ki, öğretmen diyor ki sen sona kal diyor falan. Bu bir şey yapmıyor zaten. Çok uslu, dersine çalışan falan. Ondan sonra her birini dövüp salıyor öğretmen. En son bu gelince hadi sen git diyor. O dayanlayamadan yani gidiyor. Yani damdan düşmenin biraz faydasını da görmüş Mustafa Hoca. Böyle bir koruma şeysi altında. Mustafa İnan hocamız liseyi Adana'da okuyor. Evet. Çok başarılı bir öğrenci. Evet. Sonra İstanbul'da Mühendisler Mektebi'nin sınavına giriyor. İlk önce oraya girmeden evvel İstanbul Üniversitesi'nin Fen Fakültesi'ne giriyor. Çünkü ailenin bütün yükünü kendi üstünde hissediyor. O güne kadar hep parasız yatılı okumuş. Bir an evvel meslek sahibi olacak annesine ve ondan sonraki kardeşlerine bakacak. Nerede olabilir bu? Matematik öğretmeni olarak diye düşünüyor. Seviyor da çok matematiği. Zaten lisedeki takma adı Riyaziyeci Mustafa. Efendim, oraya yazılıyor. Fakat bir arkadaşı var. Çok şey, o da uyanık birisi. Adanalı, hemşerisi aynı zamanda. Sonra doktor olduydu Ekrem Bey. Diyor ki Mustafa diyor, gel diyor şu mühendis mektebine sen yazıl diyor. Şimdi diyor, diyor orası diyor iki sene daha uzun falan. Ya canım olsun diyor, sen gene diyor hocalık yap ama orada yap diyor. Daha bir şey bir şey olsun diyor, daha üstün bir şey olsun. Arkadaşının teşvikiyle yönleniyor. Oradan kayıt alınıyor. Fen fakültesindeki kaydı alıyorlar, gidiyorlar öbür tarafa yazılıyorlar. Ama orada meşhur biliyorsunuz şey var. Giriş sınavı var. Evet. Giriş sınavına işte girilecek falan filan. Orada böyle bir telaş var. Şey yazıl şeyin önünde, sekreterliğin önünde itişiyorlar, kalkışıyorlar. Oraya tabii mühendis olmaya gelen. Herkesin ideali o, değil mi? İdeali o. Biraz da zengince bir takım çocuklar böyle gayet şey iyi giyimli falan. Babam öyle orada yakası şey, üstünde ceketle pantolon uymuyor falan. Böyle posta memuru da olur. O arada ölmüş zaten. Dede. Efendim, sen de buraya mı gireceksin falan yapıyorlar. Yani sen sanki yani ameliliğe geldin buraya, ne işin var burada falan gibisine. Bu güleç bir yüzle dönüyor. Deneyek bakak diyor. Çok güzel. Ondan sonra imtihana giriliyor. İmtihan esnasında bir buçuk saat falan belki süre var. 45 dakika sonra götürüyor ki şeyi veriyor. Teslim ediyor kağıdı. Teslim ediyor kağıdı. Şeye bakan bir meyiz diyor ki ya diyor oğlum diyor daha vakit var diyor. Niye diyor şey ettin diyor. Bakaydın diyor, kontrol edin. Efendim tamamdır diyor. Dur bir dakika diyor. Açıyor bakıyor. Birinci soru. Evet doğru. İki. O da doğru. Öbürü de doğru. Oğlum diyor sen nereden geldin diyor. Efendim Adanalıyım diyor. Kağıdın üstüne Adanalı Mustafa diye yazıyor. Çok güzel. Neyse işte bu neticeler ilan ediliyor falan filan. Gene orada bir telaş o şeyin önünde. O kim kazandı, liste, kim kazanamadı, kim kazandı, kim kazanamadı bu şeyler yapılırken. İtiş kakışın içinde ondan sonra birinciliği diyorlar Mustafa diye birisi almış. Adana'dan üstelik. Bu hiç üstüne alınmıyor.
Allah Allah diyor. Demek bizim hemşehrilerden varmış diyor. falan. Kendi olduğunun farkında değil. Farkında yani. Değil. Ondan sonra orada işte şeye gidiliyor tekrar. Kaleme gidiliyor, soruluyor, ediliyor falan. Anlaşılıyor ki budur. Müthiş. Şimdi bu sefer o şeylerden hatırlayanlar var o ilk günkünde. Aha. Yahu diyorlar, bu senin denemen bu muydu diyorlar. Ya diyor, ciddiye alsaydın bu iş ne olacaktı? Adını nereye yazacaktın? Evet. Ki ciddiye alınca adını şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kütüphanesinin adı olarak yazdırdı. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bırakın İTÜ'yü, ülkemizde mühendislikle, bırakın mühendisliği, bilimin her alanıyla ilgilenen çok dil bilim insanları Mustafa İnan adı geçince onu çok ayrı bir yere koyuyorlar. Ama bu öyküde, sevgili Oğuz Atay'ın yazdığı romanda da, benim anlattıklarımda da aslında çok başka bir kahraman daha var. Çünkü bir delikanlının öyküsünü anlatarak başladınız Adanalı, ama bir de bir genç kız var ya. Ha, o da çok büyük bir bilim insanı. Büyük bir cumhuriyet aydını. Bir de onu da dinleyelim sizden. Evet. O da Cale Hanım. Evet, annem. Annemin bu sene 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Doğum yıl dönümü değil mi? Evet. Çok önemli. 2014. 1914. Profesör Cale İnan'ın 100. doğum yıl dönümü. Müzeler Müdürü Aziz Ogan'ın kızı değil mi? Evet. Görelim lütfen o aile fotoğrafını. Evet. Peki hocam, nasıl tanışıyorlar? Bu arada çünkü anlattığınız Adanalı delikanlı bir de İstanbul'u bir genç kız var. Evet. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun. Değil mi? Tabii farklı şartlarda yetişmişler şimdi, öyle çok diyelim. Orada Adana'nın yoksulluğu, sıkıntıları, şusu busunu. Damdan düşüyor ya. Damdan düşmek var. Bu tarafta Erenköy'ünde bir köşkte yaşanıyor. Dedem memur ama tabii üst düzey bir memur. Evet. Onun evet. için Müzeler Umum Müdürü. Evet. Osman Hamdi'nin talebesi. Hmm. Geliş reisi de öyle, öyküsü. Osman Hamdi Türkiye'deki müzeciliği kuran. Başlatan kişi. Ressam aynı zamanda. Dedemi çok gençliğinde yanına alıyor. İlk önce bir resim eğitimi veriyor. Arkasından da arkeoloji. O zaman ustadan öğreniliyor, şeyden yok, eğitimi falan normal bir şekilde yok. Kendi yanında onun gayretiyle falan dedem arkeolog oluyor. Ve Müzeler Umum Müdürü sıfatıyla İstanbul'da vazife yapıyor. Annem de, özür dilerim sevgili hocam. Fotoğrafta sağda görülen o takım evet. elbiseyle yakışıklı beyefendi Aziz Ogan. Evet. Fotoğrafta ortada görülen şu güzel, beyaz yelekli genç ve kız. Anneniz? Cale Ogan. O zaman. Adıyla. Nasıl evet. tanışıyorlar? Yani şimdi Adana'dan İstanbul'a okumaya gelen bir evet. deneyek bakalım. Yani böyle bir prenses gibi bir kız nerede nasıl tanışır? Şöyle oluyor. Erenköy Kız Lisesi'nde okullarken işte o zaman savaş şeyleri falan evet. başlıyor. Hocayı, matematik hocasını şeye alıyorlar, askere alıyorlar. Askere alınca dersler boş geçiyor. O zaman da lise bitirmede şey var. Sınav var. Sınav var. Evet. Ne olacak bu çocuklar, nereden öğrenecekler? Soruyorlar, soruşturuyorlar. Sınıf arkadaşı var annemi, Adanalı bir kız o da. Diyor ki ya bizim diyor bir hemşeri var diyor. Bu diyor üniversitede diyor şeyde tek o zaman mühendis mektebi. Mühendis mektebi daha iki yok kurulmadı. Mühendis mektebinde diyor talebe diyor. Ama diyor çok başarılı diyor. Matematiğe de çok merakı var diyor. İstesek belki ders verir diyor. Hmm. Bu iş organize ediliyor. Ve hatta dersler de okulda yapılamayacağı için kız lisesi okula erkek girer mi? Ondan sonra anneannem bizim evde yapılsın diyor. Dolayısıyla sınıfın 3-5 tane kızı geliyor. Köşke. Orada babamı da çağırıyorlar. Onlara ders veriyor. İlk öyle görüyor yani. İlk şey bu. Kitapta da yazar böyle ders verirken kağıda işte formülleri yazıyor, sayıları yazıyor falan. O öyle dalıp gidiyor onun o yazısına. Ona el hareketlerine hayran kalıyor. Şeylik öyle başlıyor. Anneniz mi babanız? Evet. Aa, çok hoş. Sonra yollar ayrılıyor. Babam İsviçre'ye doktoraya gidiyor şey bittikten sonra. Annem de ilk önce arkeoloji eğitimi yapacak yer yok burada. Bir Alman bursuna yazılmış ama onun cevabı gelmemiş. En sonunda
İstanbul'da tıp fakültesine gidiyor annem. Evet. Derken çok orada bir ay, iki ay ya geçiyor, geçmiyor. Almanya'dan burs haberi geliyor. Çok iyi. Humboldt bursu. Durun çok sevgili şey. Hocam. Evet. Geleceğiz. Annenizin yani Jale İnan'ın Almanya'daki yılları gerçekten geçtiğimiz yüzyılın en ilginç, en çarpıcı insan öyküsüdür. Evet. Bakın bu kadar iddialıyım. Jale İnan'ın Jale Ogan'dır o yıllarda. Evet, Aziz Ogan'ın kızı Müzeler evet. Genel Müdürü'nün Almanya'lılar çok çok önemli. Şimdi burayı bir anlık geçelim ve sizden ricam anne ve babanız evlilik fotoğrafını görelim. Hangi yılda evleniyorlar? 1944. 1944. İkinci Savaşı evet. bitmek üzeredir. Evleniyor bu iki güzel insan ve siz ne zaman dünyaya geliyorsunuz hocam? 1945. Bir sene. 45. Bir yıl sonraki fotoğraf ve ondan sonra aileye üçüncü kişi olarak siz katılıyorsunuz. Evet. Şimdi isterseniz Almanya'ya gidişinle güzel, tekrar ama bir gelelim. Dönelim baba burada bir dakika. Nasıl bir anne baba? Nasıl bir çocukluk? O çocukluk yıllarınızdan bize çok kısa söz eder misiniz? Vallahi çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Babam disiplinli sertti. Evet. O zamanın standartlarına uygun. Ben siz diye hitap ederdim. Evet. Anneme sen derdim o şey. Biraz daha mı anneye yakındınız? Hani erkek çocuk öyle. Daha çok anneye yakın olur öyle, ya. Öyle doğru. Değil mi? Doğru. Ondan sonra babam ilgileniyor. İşte matematik bilmem, aritmetik tabii ilkokuldaki şeyler falan. Doğru yapayım, şey edeyim diye çok ilgi gösterirdi. Annem de öbür tarafta sosyal müzik. Alanlar. Müzik. Yapayım diye. Zavallı o zaman yani bugün düşünüyorum da inanılmaz bir çabayla tramvaylarla falan konservatuvara götürdü beni. Çok hoş. O okuldan alıp oraya konservatuvara götürdü. İşte keman dersi bilmem. Şu solfej. Anne çok güzel flüt de çalardı değil mi? Yani flüt çalardı kendisi. Şeyde Almanya'da o işe merak sarmış. Ve orada flüt çalmış. Yani evet. Bir nevi sanat tarafı ve eğitim tarafını bir arada götürmeyi şey etmiş. O aileden geliyor. Çünkü anneannem de her türlü sazı çalıyor. Eline ben yaşadım bunu yani çocukken. Mızıka veriyorsunuz, mızıka da çalıyor. Alaturka diyorsunuz, alaturka çalıyor. Alafranga diyorsunuz, alafranga çalıyor. Yani inanılmaz bir şey. Evde piyano var. Piyano dersleri alınıyor tabii. Kızların hepsi piyano da biliyor. Böyle bir ortamda yani o demin Adana ile şeyin İstanbul'un bir şeyini yaptık hani karşılaşmasını evet. Çok farklı bir çok yönden farklı. Geliyor. Evet. Çok doğru. Peki şimdi Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı. Bu kitabın kısaca yazılış öyküsünden de Oğuz Atay'la karşılaşmanızdan söz edelim. Evet. Sonra annenizin çok çok önemli İkinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de yaşadıklarına geçeriz. Evet. Şimdi bu kitabın yazılış öyküsü şöyle. Babam 56 yaşında 1967'de çok erken bir şekilde vefat maalesef, ediyor. Maalesef. Büyük kayıp. TÜBİTAK'ın kurucularından. Evet. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kurucularından. Bu kadar erken böyle vefat edince orada da Bilim Adamı Yetiştirme Kurumu diye bir bölümü var. Orada Cahit Arf Bey, o da meşhur matematikçilerimizden. Hatta 10 liraların arkasında resmi var. Fotoğrafı olan, var. Evet. Resmi olan. Arkadaşı da aynı zamanda onun. Beraber çalışmışlıkları var. Bir fikir atıyor ortaya. Diyor ki, ya diyor kim bilir diyor Anadolu'da ne kadar kabiliyetli şey çocuk vardır. Fakat bunlar hiçbir zaman kendilerinde bilim adamı olmaya bir şey görmezler. Cesaret edemezler. Cesaret edemezler. Bilim adamlığı kim, biz kim? Biz orada nereden torpil bulacağız, kimi tanıyacağız, nasıl gideriz, nasıl şey ederiz falan diye. Biz bunları yüreklendirelim. Bir motivasyon yapalım. Nasıl yapalım? O sene birisi daha da vefat etmiş galiba. Bir başka fizik profesörü. Bunların ikisinin hayatını biz roman haline sunalım. Nasıl olacak? Bu tabii böyle kuru bir hayat hikayesi. Şurada doğdu, şu okula gittim, şurada bunlar olmaz. Otobiyografi değil bu, roman olacak. Bu bayağı roman olacak ki okunsun. Onun üzerine bir proje olarak bunu ilan ediyorlar. Bu çok ilginç. Düşünce Cahit Arf'ın. Evet. Çok ilginç. Ondan sonra ve şeye bunu öneriyorlar anneme. Evet. Proje yöneticisi olarak. Para veriyorlar, sekreterlik desteği veriyorlar falan filan. Ben hatırlıyorum o zaman da yazdık, çizdik her tarafa. Gazete kupürü, mektup,
kartposta, fotoğraf. Topluyorsunuz. Mustafa bilgi, İnan'la ilgili, ilgili ne varsa, ne varsa döküman, her şey. Ama yani o kadar çok kişiye ulaştık ki yani o zaman. Eve bunlar şeyler geliyor, cevaplar. Koliler doldu. 3-4 koli böyle. Şimdi iyi hoş bunlar geldi de hani kim biz yazacak? Bundan sonra nasıl olacak bu iş? Ondan sonra o zaman Haldun Taner'e teklif edildi. O dedi ki ben dedi çok dedi meşgulüm bu aralarda dedi yapamam dedi. Şey edemedim. 10 sene biz böyle hala annemle şeyi düşünüyoruz. Bu ne olacak peki yani? Bu yola çıktık da hani bunun devamı ne olacak? O senelerdeki eşim Esin babamın öğrencilerinden ve kürsüsünde doçent olan Erdoğan Bey'den, Erdoğan Şuhubi Bey'den doktora çalışmasıyla ilgili görüşmelere gidiyor. Evcek'te görüşülüyor falan. Bir gün gene öyle akşam gittik oraya. O doktorasını konuşacak. İşte biz de orada oturacağız. Hoş bir. İçeride bir tane sakallı birisi oturuyor köşede. Aa dedi Hüseyin'cim dedi gel dedi bak dedi seni dedi sınıf arkadaşım İTÜ'den dedi Oğuz'la tanıştırayım dedi. Oğuz Atay'ı öyle ilk orada gördüm. Orada. Öbür taraftan da beni işte bak dedi bizim hocanın oğlu dedi. O da bir şey oldu falan böyle. Tabii Oğuz Atay mutlaka babanızdan ders almıştır değil tabii, mi? Tabii onun sınıf arkadaşı çünkü çok, ikisi beraber evet. Okumuşlar. İnşaatçı ikisi de. Evet. Efendim dedi ki bak dedi esasında biz dedi bugün dedi burada dedi Oğuz'un dedi TVT roman ödülünü kazanmasını kutluyoruz dedi. Çok iyi. Tutunamayanlar, Tutunamayanlar adlı romanıyla. Der demez bende böyle bir şimşek çaktı. Neden olmasın? Dedim ki Oğuz Bey düşündüm. Talebesi olduğu için birebir tanıyor bir kere. Hani başkalarından değil birebir tanıyor. İki herhalde yazdığı da çok iyi bir şey ki roman ödülü kazanmış. Demek ki şeysi de kalemi de kuvvetli. Dedim Oğuz Bey böyle bir proje var dedim. İlgilenir misiniz dedim. Üstün atlar ilk ya. Anda. İlk anda. Gerçek evet, edebiyatçı bunun üstün at. Nasıl tepkisi çok önemli. Hemen dedi. Ertesi gün eve geldi. O bütün kolilere şöyle bir baktı. İçlerinde neler gelmiş ne olmuş. Ama dedi bu yetmez dedi. Şimdi öyle ya biz bunları yazıyoruz çiziyoruz ama esas böyle roman olacak bilgiler. Ölçüyü yakalayacak. Halam, amcam, dayılarım, teyzem falan böyle kimselerde o bilgiler saklı. Onlar da tabii oturup da bir şey yazmıyorlar. Doğru. Bir teyp verdik eline. Oğuz Bey onları dolaştı. Oradaki aldıkları bilgileri ondan sonra bir senaryo halinde kendi çalışmasını yaptı ve döktü. Ve bu mükemmel roman. Hayret ettim ki o kadar küçücük mozaik taşlarından bu kadar güzel böyle bir güzel eser. Bir portre çıktı yani. Ben mutlaka okumayan varsa izleyicilerimiz arasında mutlaka okumalarını öneriyorum. Oğuz Atay çok çok büyük bir yazar. Tutunamayanlar elbette başyapıtı ama bir bilim adamının romanı da Mustafa İnan'ı anlatan mükemmel bir eser. Ve buradan geçiyoruz. Çok ilginç. Çok teşekkür ederim. Çünkü bu kitabın yazılma öyküsünü ilk kez sizin sayenizde böyle öğrenmiş oluyoruz. Ya bu kitapta da var Ajarlan adı tabii. Geçiyor. Burada Mustafa İnan kitabı ama ya bir gizli kahraman gerçekten bu güzel insanımız, Cumhuriyet aydınımız. Berlin'e okumaya gidiyor. Evet. Şimdi gelelim annenizin Almanya serüveni müthiş bir öykü. Asıl öykü bence bu. Ben de bunu yazacağım. Evet. Bakın hemen yayından önce sözünü aldım. Tabii. Bana bütün bilgileri, dokümanları vereceksiniz. Evet. Üstüne atlarım. Tamam. Ya müthiş bir öykü bu. 1934 işte Erenköy Kız Sesi mezunu. Ondan sonra arkeolojiye babasından dolayı meraklı okumak istiyor. Fakat Türkiye'de öyle bir eğitim imkanı yok. En nihayet Burs çıkınca Berlin'e gidecek. Bu. Dedem o zaman gayet o arkeoloji aleminde tanınan birisi tabii. Biliniyor. Almanya'daki bir profesöre yazıyor. Benim diyor böyle böyle kızım gelecek diyor. İlgilenir misiniz diyor. Hatta bir de fotoğrafını gönderiyor. Annem 2-3 gün süren bir tren yolculuğundan sonra Berlin'e geliyor. Tek kelime Almanca bilmiyor. Liseden bir çat pat bir Fransızca var. Bir de bakıyor ki orada garda bir genç bir adam var. Bir cebinden çıkarttı resme bakıyor, bir etrafına bakıyor. Annenize diyor. Bu herhalde odur diyor. Neyse adama diyorlar falan. Adam da oraya gelmiş ama
o istasyonda inmesini istemiyor. Bir sonraki istasyonda inerse pansiyona daha yakın olacak diyor. Eyvah. Falan. Neyse böyle bir köv dövüşünden kardeşim. Sonra annem oraya varıyor. Düşünün ki 3-4 ay içinde o kadar yoğun bir Almanca öğreniyor ki sertifikası var üniversiteye gidebilir diye. 3-4 ayda başarıyor. Evet. İnanılmaz ama gecesi gündüzü Almanca. Bir liseye falan devam ediyor oradaki şeyde. Falan. Bilgiye nasıl susamış bu insanlar? Evet. Değil mi? O kuşak öyleydi. Öyle. 30'ların gençleri. Şimdi arkeolojiye giriyor. Orada arkeoloji tahsili yapmanız için şeyden geliyorsunuz. Hümanist gimnazyumdan geliyorsunuz. Şey öyle, usul Almanya öyle. Öyle. Dolayısıyla Latince ve Grekçe zaten biliyorsunuz. Evet. Onu varsayıyor. Bak senin Latince Grekçen var mı? Yok. Diyorlar onu da yapacaksın. Hadi o Almancanın üstüne bir postada Latince ve Grekçe. O zaman o zaman çünkü arkeolojiden Almanya'da mezun olmanız için ancak doktorayla mezun oluyorsunuz. Ondan evvel ne bir sertifika ne bir şey, hiçbir şey yok. Yani üniversiteyi bitirdiniz diye diploma alamıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Master da alamıyorsunuz. Hayır. Yüksek lisans, doktora. Doktora. Oho. Ve normal 8 senelik bir olay bu. Ondan sonra arada hatta oradaki usul şöyle. Bir iki sömestrede başka bir üniversiteye gitmeniz tercih ediliyor. Yani bir başka havadan, bir başka birisinin ağzından şeyleri duymanız, bilgi almanız, bilgileri almanız. Şimdi orada ilk gittiği işte Friedrich Wilhelms Üniversitesi Berlin'de 1935'te yazılmış Mart'ında. Evet. Bakayım hocam. Bilmiyorum böyle şey tabii. Gözükebiliyor mu? Şöyle şu kameraya ben tutayım mı sevgili hocam? Tabii lütfen. Ben tutayım. Bu evet 1936. 35. 36'da ayrılıyor. Ayrılıyor. Ondan öbür üniversiteye gitmek anladım. İçin. Bir ikinci sayfaya geçebilirsek. Geçelim aldığı, sevgili aldığı, hocam. Bir iki tane de. Aldığı buyurun. Dersler burada yazılı. Hangi profesörden almış falan. Şu an elimde tuttuğum falan. Gerçek bir belge değil mi? Gerçek yani, belge tabii hiç fotokopi falan. 35-36 yıllarında evet. Jale İnan'ın almış olduğu dersler ve hocaların adları. Adları. Ki bunlar çok çok dönemin en önemli arkeologları. Evet. Oradan nitekim oradaki en mühim isim Profesör Rodenwald. Onun yanında evet, zaten doktorasını yapıyor. Evet. Şimdi bu işte 34-35. 36'da da Münih'e gidiyor. Münih'teki evet. Üniversiteye devam ediyor. Bu da Eyvah. Oradaki kayıt. Eyvah. Mevsim değişti. Bakar mısınız? Tabii o yılların siyasi ortamı düşünecek olursak Almanya'da Hitler iyicene ortalığı kızışmış. Kızışmış, evet. Nazizm ülkeyi ele geçirmiş. Üniversitenin damgasında Svastika, Gamalı Haç kendini gösteriyor. Yani bütün o hepimizin filmlerde, belgesellerde gördüğü o acı olaylara anneniz bizzat tanık olmuş. Tabii. Bizzat gözler önünde. Evet. Bütün bunlar yaşanmış. Ve bakın yine bir Almanya'da kütüphanede Jale çalışırken bir başka fotoğrafını görelim lütfen. Almanya'da Jale İnan'ın evet. Oradaki arkeoloji müzede, eğitim. Çok güzel fotoğraf bu ya. Evet. Heykel zaten heykel konusunda uzman. O zamandan beri merak ediyor. İşte onları tetkik ederken ki bir resmi. Çok da güzel bir fotoğraf var böyle odasında çalışırken. Şimdi evet. Onu göreceğiz. Böyle tam loş ışık altında ki o dönemin nazizminde bence çok iyi yansıtıyor işte bu fotoğraf ya. Ya bu arada tabii okuyor ama 2. Savaş'ta başlıyor değil mi? Başlıyor, 1939, kıyamet kopuyor. 40. Bombardımanlar başlıyor. Nerede anneniz? O Almanya'nın hangi kentinde? Berlin'de. Berlin'de hem de. Evet. Tekrar dönüyor Münih'ten Berlin'e. Dönüyor. İşte 37'de dönüyor. Tekrar peki, orada bitiriyor zaten. Peki anneniz anlattı mı size o yılları yaşadıkları? Evet. Lütfen bir iki öykü paylaşır mısınız? Bunlar evet. Çok önemli. Şimdi iyice bombardımanlar artınca sığınaklara gidilmesi gerekiyor. Bir kere elbiseyle yatıyor anne. Vakitten kazanmak gece. İçin. Çünkü siren çaldığı vakit acele sığınağa gidecek. Bir de giyinmekle falan kimse uğraşmak istemiyor. Zaten de korkunç soğuk falan kışları. Tabii yakacak yok. Yiyecek şey yok. Yiyecekler şeyle vesikayla, karneyle veriliyor falan. Bizim şey devletimiz talebe müfettişliği vasıtasıyla diyor ki geri dönün. Aynen. Şimdi annem bakıyor ki doktorasının bitmesine çok az kalmış. Sene 42-43. Ondan sonra yani ben bu belgeyi almazsam buradan diyor imkan yok diyor. 8 yani yıl boşa gidecek diyor.
Ondan sonra buna şey edebilmek için canını dişine takmış, orada bitirmeye çalışıyor. Yattığı yerin yanında küçük bir bavulu var. Bavulun içinde doktora tezi, o zaman tabii böyle kompüterler falan yazılmadığı için birebir elle yazı, daktilo edilmiş bazı kısımları, bazı kısımları değil. İki tane çok mühim kitap, oradan bir takım bazı şeylere alıntı yapıyor. Ve Leica fotoğraf makinesi. Fotoğrafçılığa çok meraklı. Bir arkeoloğun çok iyi fotoğraf çekmesi gerektiğine inanıyor. Yemiyor, içmiyor. O zaman gidiyor bir tane Leica en iyi fotoğraf makinesi alıyor. Ondan sonra o fotoğraf makinesi şu anda Antalya Müzesi'ndeki kendi adıyla anılan kitaplığın içinde vitrinde duruyor. Sergileniyor. Evet. Hatta faturası da duruyor yanında. Çok güzel. Atmıyor yani. Faturasını da satmıyor. Evet. Şimdi o bavulu kaptığı gibi kalktığı vakit bir palto giyiyor sığına. Şimdi bunu böyle çok sanki doğal bir olay gibi anlatıyor sevgili Hüseyin Hanım, ama düşünsenize yani o Nazi Almanya'sı sirenler ortalık yıkılıyor gece, birdenbire kalkıyorsun, hadi sığına. Niye? Evet. Çünkü bombardıman başlıyor. Bombardıman başlıyor. İngilizler gelip devamlı bombardıyor. Ya bunları belgesellerde görüyoruz. Tabii. O sırada bir koşanlardan biri Cale Hanım. Müthiş bir şey. Şimdi sığına iniyorlar. Sığınakta herkes, bir sürü insan var sığınakta. Umumi sığınak çünkü. Ondan sonra bombalar düşmeye başlıyor işte. Zzzum yapıyor falan, meşhur ses. O sesler çıktıkça bilhassa kadınlar çığlık çığlığa bağırıyorlar. Bağırılmaz mı? Panik. Panik. Annem gayet sakin. Bu özellikle biliyor akşamları böyle sığınağa gidilecek. Oraya böyle el işi bırakıyor. Yani fotoğrafın kenarını kesmek, yapıştırmak. Böyle yani şey iş değil, fikri bir iş değil. Hani ama vakit alan işler. Onları çalışıyor oraya orada da yani. Çalışıyor orada. Bu bunları böyle gayet sükunetle yaparken kadınlar hırslarından birisine yani boşalmak istiyorlar. Buna saldırıyorlar. Gel gel. Diyorlar ki senin sinirlerin çelikten mi diyorlar. Yok diyor, sizinki gibi diyor. Etten diyor. Bilsem ki diyor, bağırınca bombanın yönü değişecek, sizden fazla bağırın. Kadını kovalıyor. Çok güzel, çok güzel. Ve bu işte şeyin içinde, bilmiyorum öyle de bir görüntü vardı galiba Berlin'in durumunu gösteren. Evet, onu görelim lütfen cancağızım. O yıkılan, sürekli olarak bombalanan, sürekli olarak insanların panik halinde olduğu, can verdiği, açlık, soğuk, evet. O Berlin'in yıkıntı bir görüntüsü. Ve bir de evet, yani şu hepimizin bildiği tarihi fotoğraflar, işte anneniz o sırada orada. Bir Türk genç kız arkeoloji eğitimi doktorası yapıyor ve orada evet. Bütün bunları yaşıyor. Bir de şunu anlatmıştınız, hani ünlü Nazi selamı vardır ya böyle. Evet. Küresel şimdi selamı. Orada geçiyor, resmi geçit yapıyorlar çoğunlukla. Askerler. Tabii herkes Nazi selamı kürek veriyor. Kürek belini kaldırıyor. Annem bir kere çok ufak tefek. Ne de olsa kumral şey değil yani, böyle bir Alman görüntüsü yok. Ondan sonra o selam durmuyor. Zaten de olayı katiyen kafasından kabul etmiş değil. Bir arkasından yumruk yiyor. Şimşekleri saydım der, anlatırdı. Niye selam durmuyorsun diye. Bunu çünkü Yahudi zannediyorlar. Selam veriyor. Bu Nazi değil ki, o Nazi midir, Yahudi midir diye. Ondan sonra bu tabii hiç, bizimki gayet anladım. Şey öyle inatçı ve şeydi yani, dik duran birisi. O yumruğa rağmen selam melam vermiyor. Öyle de bir şey. Ama yani bir Nazi'den de darbeyi yiyor ya. Yiyor evet. Selam vermedi diye yumruğu da yiyor. Çok ilginç. Sonra işi bitirdikten sonra bu o belgeyi de isterseniz gösterelim. Hatta belki şey görseli vardır. Tabii. Şu orijinali. Bu gerçek mi? Gerçek. Orijinal. Belge. Lütfen. Alabiliriz. 25 Mart 1943'te doktora imtihanına giriyor. Evet. Ve doktora imtihanını kazanınca hemen bu geçici belgeyi veriyorlar. Bakar mısınız? Ve yine Nazi Kemal Açı. Tabii orada. 1943. Tabii. Savaşın böyle en hararetli, en zor i̇şte zamanları. Son artık safhalarına giriyorlar. Evet. 43'ten ve sonra aşağıya gider çünkü. Şimdi. Şu anda evet, ekranda da belirledi. Evet. Onun fotoğrafını da sizden almıştık. Bu çok önemli bir belge. Bunu nerede saklıyorsunuz? Evde saklıyoruz. Sizde. Ama bu çok müze değeri olan bu müthiş bir belge. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin o yıllarda, düşünsenize, yeni kurulan bir cumhuriyet. Gençleri
bilim için yanıp tutuşuyor, ülkeye bilginin, bilimin ışığını getirmek için uğraşıyor. Niye yapıyor Cahil Hanım bunu? Ülkesine arkeolojinin sevgisini, bilgisini getirmek için. Evet. Yani arkeoloji denildiğinde lütfen çok çok iyi düşünelim. Şu bir şey anlatmıyor mu? Bütün bu bilgi, bilimin ışığı, arkeolojinin ışığı bu zor koşullarda Türkiye'ye getirildi. Evet. Müthiş sevgili hocam. Hatta şu da çok önemli. Anneniz yaptığı bir pasta var. Mezun olunca. Şimdi mezun oluyor, artık dönecek Türkiye'ye, hazırlıklar yapıyor. Evet. O erzak kuponlarından ve karnelerden artıyor. O zaman çünkü şöyle, siz kendiniz bir yerden satın bile alsanız bunları vermek zorundasınız paranın yanı sıra. Evet. Herkese eşit düşsün gıda diye. Lokantaya giderseniz lokantada ödediğiniz yemeğin bedelinin yanı sıra sizden her bir yemeğin yanında yazılı şu kadar yağ kuponu, şu kadar et kuponu, şu kadar onu da vermek kuponu, onu da vermek durumundasınız. Yani orada yedim şeye geçeyim yok. Şimdi bu kalanlarla annem orada pasta yapıyor, şey yapıyor ve işte kutlama yapıyorlar doktorayı kazandı diye. Müthiş. Bu arada doktora şeysi de bu. Diploması. Burada gözükmüyor fotokopi olduğu için. Şurada da soğuk damgalı gamalı haçı gamalı var. Haçı var. Evet, orijinalinde. Bu da Antalya. Bu nerede? Orijinal nerede bunun? Antalya'da. Antalya Müzesi, Arkeoloji Müzesi'nde. Bizim kütüphanesinde bir vitrin var. Jale İnan vitrini onun içinde. Onun içinde. Çok hoş. Bu da yani şu geçici belgeyi almışlar Mart'ta ama bütün işlem bitinceye kadar 2 Temmuz'a kadar da vakit geçmiş. Bunun tarihi de öyle. Efendim onu yiyorlar orada, şey ediyorlar. Savaşın içinde, o bombardımanın içinde. Evet. Berlin'de evet. Doktora pastası. Hocasının söylediği bir laf var. Siz diyor sadece diyor bilim imtihanından geçmediniz diyor. Bizimle diyor burada bütün bu sıkıntıları beraber yaşadınız. Bize dayanak oldunuz. Ve de bugün böyle bir şey yapıyorsunuz. Onun için biz sizinle aynı zamanda insaniyet konusunda da büyük bir imtihanı geçtiğiniz için. Müthiş ama bu ya. Müthiş ama. Ve yani giderken aman sizin savaşınız batsın. Hadi eyvallah demiyor. Hocalarına evet. Ki onların da ne kabahati var. Onlar da en az anneniz kadar istemiyor bu. Tabii. Nazizmi şunu bunu ama düşmüşler kucağına. Evet. Bilim insanları ve onlara bir veda pastası yapıyor. Evet. Ya bu nedir? Bu müthiş o savaşın içinde. Çok çok büyük. Peki sevgili Hüseyin İnan, bu romandaki kahraman Mustafa İnan ama hep onu konuşuruz ya. Anneniz ki 2014 annenizin doğumunun evet. 100. yıl dönemi. Büyük bir keşif. Annenizin keşifleri çok. Çok evet. Yani Jale İnan deyince orada duracaksın kardeşim. Arkeoloji deyince. Fakat onların en önemlisi bir tanesi Herakles heykeli. Şimdi ikisini yan yana görelim. Bunun öyküsünü sizden dinleyelim. Şimdi bu heykelin Herakles heykeli işte iki parça. Perge'de bulunuyor alt kısmı. Alt kısmı. Solda görülen alt kısmı bizde Perge'de bulunuyor. Perge'de peki bulunuyor. Üstü nerede? Şimdi onu anneniz keşfediyor. Hayır o sene bulunmuyor. Yok. Yani alt kısım çıkmış, üstü yok. Yok, bu şekilde. Yarın. Sonradan Özgen Acar Bey evet. bir şekliyle duyuyor. Boston'da bir takım bir Türkiye'den gittiği tahmin edilen ama yazılı falan değil. Bir üst kısım var. Herakles'in üst kısmı. Şu sağda görülen şey. Evet. Büst. Bir koleksiyonist aile almış. Yani özel mülkiyette. Fakat Boston Metropolitan Art Müzesi'nde teşhirdi. Sevgili. Onlar müsaade etmişler. Devamlı sevgili. Olarak teşhirdi. Annemi işte şey diyor, haberdar ediyor. Onun üzerine bakar bakmaz annem diyor ki bu bizim heykelin üstü diyor. Evet. Şimdi Boston Nive, Perge Antalya nerede? İşte şudur, işte budur. Bir takım şeylerden sonra, araştırmalardan sonra oturuyor bir makale yazıyor. Makale de enteresan. Peki şey edelim. Çok. Bir Alman arkeoloğunun 90. yaş günü için Arman kitabına çok ilginç. Veriliyor. İlk o, burada mı yazılıyor Herakles heykelinin öyküsü? O kendisi evet burada yazıyor. 1992'de. Alabilir miyim? Ve evet. Bu adına ithaf edilen... Bu da çok büyük bir belge. Adına ithaf edilen Max Wegener annemi o tren istasyonunda karşılayan asistan. Hadi canım. Ay çok güzel ya. Fotoğrafla evet.
Ya şu müthiş öykü ya. Onu da başına yazmış zaten birinci müthiş sayfasında. Siz hatırlar mısınız diyor, 57 sene evvel diyor benim. Müthiş. Şimdi annem bunu ilmen burada işte bulunduğu yer, işte yok o binalar, şudur budur falan izah ediyor. Sonunda da elinden geldiği alın kadar hocam bir fotomontajla, evet, bu söylediklerini ispat etmeye çalışıyor. Görelim lütfen biz ekranda da. Evet. Ama ilk burada annenizin fotomontajı bir annenin araya getirdiği, evet, ve Heraklis'in bizde altıyla, elimizde olan alt kısmıyla üstünün Boston'da teşhir edilen, sergilenen kısmının aslında aynı heykel olduğunu ilk kez Profesör Doktor Jale İnan hocamız 92 yılında, evet, yayınladığı bu metin.